Malarımızın mikroda bir karşılığı var. Nasıl nakit akışı mikroda yönetiliyor? Bunu göstermek istiyoruz. Finans modülünün altında proforma nakit akışı raporu diye bir rapor var. Kodu da 071700. Çok fazla yazmanıza gerek kalmayacak. Nasıl videoda görebiliyor olacaksınız. Hatta fazlasını görüyor olacaksınız. Kendinizi bile görüyor olacaksınız. Evet, eskiden çok zordu seminerlerimiz. İşte kodunu söylüyoruz, adını söylüyoruz vesaire. Artık öyle bir zorunluluğumuza kalmadı. Proforma nakit akışı arkadaşlar. Şimdi önce bu ekranı anlatmayayım. Önce ne olduğunu göstereyim. Size daha iyi anlaşılacak. Şimdi rapor çalıştığında sizin öncelikle bugün itibariyle elinizdeki nakit varlıkları, bankanızdaki ve kasanızdaki varlıkları listeliyor. Ve bunları kümülatif listeliyor. Örneğin KK kasamda öyle bir kasa açılmış. Bu tabii test firması, müşterilerimizin bilgilerini göstermemiz için kendi ürettiğimiz. 3502 lira 93 kuruş para varmış. Bakın burada nakit fazlam var. Nakit kasa diye bir kasa oluşturmuşum. Burada eksiğe düşmüş bir nedenle. Kasa eksiğe düşmez ama bir şekilde düşmüş dedim ya benim test şirketim. Ama burada nakit çıkışı var diye 6755 ve bakın şurada benim eksiğe dönüyorum. Yani kasa varlıkları, nakit varlıkları eksiğe düşüyor. Sonra diğerlerini de toplayarak gidiyor. Kasa bakiyemi buluyor. Kasa fazla veya eksiğimi buluyor. Diyor ki senin diyor kasalarda 9846 lira bugün itibariyle fazla var. Sonra bugün itibariyle banka bakiyelerini oluşturuyor ve onları da yukarıdakinin üstüne kümülatif olarak ekleyip şuradan önce bankalar toplamını alıyor. Ondan sonra da günlük toplamı geçerek günlük hareket. Eğer o hareket sizin için bir çıkışsa nakit çıkışı olarak yapıyor. Sizin için bir giriş ifade ediyorsa nakit girişi olarak ifade ediyor. Ve sizin günlük olarak herhangi bir zamanda ne kadar nakit fazlanız olduğu ve ne kadar nakit eksiği olduğunuzu gösterir. Gün bakın tabii bazı günleri atlayabiliyor. O güne herhangi bir transaction yoksa giriş veya çıkış. Yani tabii burada vadelerine bakıyor. Hep muhasebeci arkadaşlar evrak tarihi bazında düşünür. Hayır, vadesine bakıyor. Yani siz kestiğiniz faturaya karşılık ne zaman tahsilat yapacaksınız? Faturada vade tarihi ne girilmişse tahsilat için onu alıyor. Örneğin bugün kestiğiniz 30 gün vadeli sattınız. Bugüne giriş yapmıyor, 30 gün sonraya giriş yapıyor. Ya da siz bir fatura aldınız, onu vadeli ödeyeceksiniz, açık hesap aldınız. Onun vadesi ne zamansa onun tarihine burada çıkış yapıyor. Varsa kredileriniz, ödenmesi gereken kredileriniz vesaire bunları gün hangi zamanda buraya gittiğinizde hangi pozisyonda olacağınızı size içerideki kayıtlarınızdan bir fiil bunu gösterebiliyor. Bu raporla siz işletmenizin herhangi bir zamanda ne kadar ekside olacağınızı görebiliyorsunuz. Tabii bu ekside bulunduğunuz zaman gelmeden önce de buna karşı en doğru ve en ucuz çözümü de bulabilmek artık sizin. Bunun için herhangi ilave bir giriş yapmanıza gerek yok bu rapor için. Bu raporun bilgi kaynağı sizin finans sisteminizde, muhasebe sisteminizde, mikroda olan kayıtlar. Kayıtlardan kendisi oluşturup gün gün size nakit fazlanızı veya nakit fazlanızı
tespit etmenizi sağlıyor. Nakit eksiği ise buna bir çözüm, uygun bir kaynak bulmanızı. Nakit fazlanız da olacaksa